Evet, herkese merhaba. Bugün şimdi SR3'ümüzle bir uzun yola çıkacağız. İlk defa SR3 ile ne yapıyorum abi? Böyle 430-500 kilometrelik bir yola çıkıyorum. Nereye gidiyorum? Çanakkale'ye gidiyorum. Dolayısıyla bu süreci de sizlerle paylaşayım istedim. İsterseniz şöyle yavaş yavaş sürüşümüze başlayalım. Hem işte şu camın durumu, ondan sonra yakıt ne yapacak, ne yakacak, yolda neler yaşayacağız, bunları sizlerle paylaşalım. 37,5 kilometre, 37,2 kilometre tribim var. Yani yakıtım full. Artık bakalım uzun yolda bize ne yakacak. Şuradan hemen şeye de girelim. Şu an ortalama yakışı ne veriyor? Mesela 3,4 veriyor. Nereye kadar düşecek? Onu da görmüş olalım diyerek. Hadi hayırlısıyla yola çıkalım. Şimdi tabii İstanbul'dan motorla bir yerlere gitmek, motor veya da arabayla bir yerlere gitmenin en zor tarafı İstanbul'dan çıkmak. Özellikle Avrupa yakasından çıkıyorsanız oldukça sizi zorluyor. Şimdi abi 11'i 10 geçe ben Kartal'dan hareket ettim. Saat 12, motorla olmama rağmen bakın bu kadar ancak böyle gelip bu kadar gelebildim. Şu an gişelerden, Mahmut Bey gişelerden geçtim. Yolda bir kaza vardı, motosiklet kazası vardı, yaralı vardı. Orada biraz yoğunlaştı. Bir de tabii malum olan bir Mahmut Bey gişeler öncesi bir yoğunluk var. Buraya kadar yolculuğum nasıl geçiyor? Vallahi keyifli geçiyor. Şu an ara ara şu camı aşağı yukarı indiriyorum, kaldırıyorum. Bu arada şeyi de test etmiş oluyorum. 1200C'den kayıt yapıyorum şu an. Kane bastı, 1200C'den ses kaydını yapıyorum. Görüntüyü şeyden vereceğim, DJI'den, ama ses kaydına 1200C ile yapıyorum. Bakalım hani nasıl bir ses kaydı yapmış olacağız? Videoda sizi çok yoracak mı, yormayacak mı? Bunu da böyle rahatlıkla kullanabilecek miyiz? Şimdi ilk molamızı vereceğiz. İlk molamı vereceğim. Nerede vereceğim? Her zamanki gibi metro tesisleri var. Gerçi tesis kalmamış artık orada ama. Orada ilk molamı vereceğim. Oraya kadar sürüşümü yapacağım. Evet, bu arada yani top speed 142'ye kadar çıkıyor. Şu an 130, hani yokuş aşağı mesela. Bakalım burada yine. Sonunda size gösterelim. 139, 140, 141, 142, 143. Evet, ben de ilk defa görüyorum. 144, 145. Evet, şu an 9000 devir. 146. Ona rağmen bakın gayet stabil gidiyorum. Cam da hani çok etkilemiyor. Cam da yukarıda bir tık şey yapıyor. Yani 150 diyebiliriz ama hani her zaman söylüyorum, defalarca da söyledim. SR3'ün yani top speed'inden ziyade güzel tarafı çok güzel hızlanıyor olması. Yani 120'lere kadar çok güzel hızlanıyorsunuz. Dolayısıyla hani bu avantajı ben çok seviyorum. Ama yüksek süratlerde de gördüğünüz gibi hani şimdi motor da 5000'i geçti. İki bakım gördü. İyice açıldı. Dolayısıyla çok güzel hani akarak gidiyorsun. Zaten sele efsane. Hani selesi de rahat. Böyle aka aka gidiyoruz abi. Hani şu hızlamalar bak, açtığım zaman iş var mısın demiyor. Aka aka gidiyorum. Bundan sonra daha güzel akacağız tahminen. Artık yavaş yavaş İstanbul'un sınırlarına doğru yaklaşıyoruz. Tekirdağ'a doğru. Evet, yolculuk devam ediyor. Saat 3.30, 3.20 geçiyor. Mola, uzun bir mola verdim. Çekirdağ'ın çıkışında aylık tesisleri var. Orada bir dinlendim. İşte tostu, mostu, çaydı, kahveydi. Güzelce bir dinlendim. Zaten 1,5 saatlik bir yolum var Çanakkale'ye. Bu arada biraz sohbet edelim. Hem yol paylaşımını da sizle yapayım. Şimdi şu uzun camın çok büyük faydasını gördüm. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Kesinlikle hani şuraya kadar bayağı bir kas şey almıyor. Şu an yüksek konumda. Rüzgar almıyor. Onun dışında motosiklet 120-130 bandında çok güzel gidiyor. Yani hem ara hızlanmalar olsun, yani mesela şimdi açtım abi. Ha, yakıyor mu? Yakıyor abi. Yani şimdi baktım 4,3'lerde falan gösteriyordu kendi göstergesi ama daha yakıt almadım bu arada. 232 kilometre oldu. Şimdi yakıt aldıktan sonra bir bakacağız ne kadar yaktık ortalamada. Ama şu var, yani şimdi bastık abi, yolumuz açık. 128, 129, 8200 devir.
Yani abi uzun yol için daha ne olsun ki artık? Ne istiyorsun yani işte bu. Alt tarafı 250 cc'lik bir scooter kullanıyoruz hani baktığınız zaman. Yine eşsiz özelliklerinden bir tanesi bence bu motorun. Yani bu hızlanmaları, işte konforu, sele konforu. Ara ara mesela şey yaptım, şöyle ayaklarımı en arkaya attım hani yorulduğum zamanlarda. Ayağımı da rahatlatma imkanı sağlıyor. Burada gezdirebiliyorsun. Yo, lastik basınç göstergelerini de gösteriyor olması güzel bir özellik aslında baktığınız zaman. Mesela arka 36, ön 33 bir tık düşüktü sabah. Lastikleri basmadan yani biraz basabilirdim, basmadım ama ona rağmen gayet dengeli oluyor. Tam basarsanız eğer, tam barlarını ayarlarsanız uzun yolda yüksek arka özellikle ısınıp daha da yükselebiliyor ve kırmızıya geçebiliyor. Onun için şu an aslında çok ileri gidiyoruz lastik hava basınçlarında. Evet, şurada rampa aşağı. Bir bakalım. Yeni bir rekor denemesi yapabilir miyiz? Biraz kapandım. Yani 150 görür müyüz bilemiyorum. Rüzgardan ya, zor kapattım cama. Üç. Evet, limitlerimiz bunlar. Şunu açalım yine de rüzgar çok etkilemesin. Bakalım bir depoyla bizi ne kadar götürecek? Kaç kilometre götürecek? Şu an 238, hani bir 300 yapması lazım. Muhtemelen köprüye girmeden bir yakıt alırım gibi geliyor bana. Bakalım. Bu arada şey geldi aklıma. Ben son 5000 kilometre bakımında arka amortisörü izleyenler biliyorlar. Arka amortisörü bir tık sertleştirmiştim. Bir ne denir orada? Bir çentiği var. Bir çentik sertleştirmiştim. Ondan sonra daha önce mesela o sertleştirmeden önce arka ve ön biraz daha böyle hareketliydi. Daha böyle stabilitesi zayıftı. Onu yaptıktan sonra gerçekten çok fark etti. Yani şimdi gördüğünüz 140'lara falan çıktım. Ona rağmen herhangi bir stabilitesinde bir sıkıntı yok. Yani şu anda bile mesela tekel kullanıyorum. 130 kilometre. Yani ip gibi gidiyor motor. Hiç en ufak bir şey yok. Yani çok hafif bir sallama var ama yani bilmiyorum bunda bu ön camında bir etkisi var mı yok mu? Hani bir basma etkisi yapıyor mu yapmıyor mu ama motor daha öncesine göre çok daha stabil gidiyor şu anda. Evet, şimdi klasik alışkın olduğumuz üzere 300 kilometreye geldik. Hemen 5 kilometre sonra bir yakıt dinlenme tesisi ve yakıt istasyonu var. Alalım bakalım ne kadarlık bir yakıt da bizi buraya getirmiş. Bu arada biliyorsun İstanbul'dan çıkarken yakıt almadım. Daha önce almış olduğum yakıtı kullandım. İşte yaklaşık buradan sonra da herhalde bir 70 kilometre civarında bir yolumuz var Çanakkale'ye. Bakalım şu an ışığımız yanıyor. Bu arada çok rüzgar var. Artık gerçekten gitmek zorlaşıyor burada. Oldukça yani gaz açsanız da gitmiyor motor. Şöyle karşıdan ciddi bir rüzgar alıyoruz. Hadi bakalım alalım yakıtımızı şimdi. Çok da kimsecikler yok. Tamamdır abi. Bakalım. Evet, yeterli. 13.28 bu sefer içmişiz yakıtı. Evet. 13 çarpı 100 bölü 300 eşittir. 4.3 litre yakmışız. İyi. 4.3 iyi bence. Ortalamada. 3, 4, 4, 4, 4, 4,5 diyelim biz ona abi. Hadi artık son kilometrelerimiz. Yavaş yavaş yolumuza devam edelim. İndirelim şöyle. Evet. 1915 Çanakkale Köprüsü. Ne? Boç Eser 3'ümüzle ilk defa geçiyoruz köprüden. Daha önce ben geçtim ama bu motorumla ilk defa geçiyorum.
Hayırlı uğurlu olsun motosikletimize. Güzel geldik buraya kadar. Siz ne diyorsunuz? SR3 hakkındaki görüşleriniz neler? Yorumlara yazın. Sormak istediğiniz, bizim söylemediğimiz şeyler varsa sizler de yorumlar kısmına bunları bana direkt sorabilirsiniz yorumlar kısmında. Vallahi yormadan etmeden keyifle buraya kadar getirdi beni. Olabildiğince sizlere de yolla ilgili, motorla ilgili yaşadıklarımı paylaşmaya çalıştım. Oh, çok rüzgar var.